Şimdi bugünkü Sedat Peker'in videosu yine bu 9 videoluk seri gibi yedi buçukta yayınlandı. Ya kardeşim Türkiye'de her şey tuhaf. Bakanlar Kurulu pazartesi toplanıyor. Herkes salı günü ne yapacağını bekliyor. Bir insanların tatil günü var. Pazar günü sabahın yedi video yayınlanıyor. <laughs> Bari biraz geç de millet uyusun ya uykusunu alsın. Herkes kalkıyor yedi buçukta video dinliyor, video izliyor. Şimdi Sedat Peker'in bu video serisine başlarken söylediği bir şey vardı. Ben bunu kızım için yapıyorum. Bugün de aynı şeyi tekrarladı. Ve de e, diyor ki ya benim evime geldiler, narkotik polisleriyle bastılar, kadın polis getirmediler. Bunu işte kimse yapamazlar. Ben kızım için hatta çok ilginç bir şey de anekdot da anlatıyor bugün videoda. Çok sert bir anekdot var oğluyla ilgili onu da anlatacağız. Ve de bu iddiada bulunuyor. Şimdi bu iddiayı da emniyet yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yalanlamıştı. Demiştik ki ya böyle bir şey yok. Şimdi emniyet de bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyor. Hatta bir tane de video yayınlamışlar. Bakın o videoda sabahliğin e, sabahleyin ilk saatlerde e, çekilen bir video. Daha kapıda polisler var ve de o videoda getiriyor musun ekrana? Getir o ekranı Meltemciğim o videoyu. O videoda bakın kapı açılacak girecek bakın orada bir tane kadın polis var diyor. Yani biz orada kadın çünkü Sedat Peker ne diyor sonradan çağırdılar diyor. Emniyette diyor ki hayır kadın polis vardı diyor. Köpek de vardı diyor. Evet bakın içeride de vardı diyor. Ee, şeyde. Köpek de vardı diyor. Ama diyor biz narkotik köpeğini sokmadık diyor emniyet içeriye. Ee, ve de o gün diyor bomba arama köpeğini soktuk diyor. Sekiz şube ekibi gitmiş. İki özel harekat timi. iki bayan polis memuru. Bir foto film şube müdürlüğü personeli. Bir bomba silah mühimmat köpeği ve personeli, bir İHA unsurlu ve personeli, bir narkotik köpeği ve personeli görevlendirildi diyor. İki bayan polis de ilk andan itibaren görevlendirildi diyor emniyet kaynakları. Ve de e, bunu yalanlıyor. Yani diyor ki Sedat Peker karımın özel eşyalarını erkek polisler aradı demişti. Peker'in karısının sesi var o odada özel eşyaların var diye erkek polis de o odayı kadın polisler arar diyor aramaya kimlerin katıldığı da bu şekilde anlatılıyor. Ee, fakat Sedat Peker diyor ki hayır bu şekilde olmadı. Şimdi e, tuhaf bir şey bu durum da tuhaf ya. Emniyet diyor ki hayır kardeşim bak burada bayan polis vardı. O köpek o köpek değil. Bilmem o da diyor ki hayır siz benim iki polis vardı diyor Sedat Peker'de. İki tane kadın polis var siz onu sonradan çağırdınız diyor. Şimdi buradaki iletişim kanalında emniyet hala çözmeye çalışıyor. Gelelim bugünkü videoya. Şimdi anladığım kadarıyla Kenan Sedat Peker yine yer değiştirmiş. Uzun bir yoldan gelmiş ve de gece 1'de bu videoyu kaydetmiş. Hangi gece kaydetmiş bilmiyoruz. Başka bir mekanda. Başka bir otel odasında. Sanki bir otel suitinde. Ne de ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki ya diyor ben diyor merak ediyordum diyor. Ben işte şu oteldeyim nasıl bul buluyorlar bunları diyor. Genç bir arkadaş diyor yorumları okuyorum oraya yazmış diyor. Meğerse diyor şöyle bir program varmış diyor. İşte otelde ne bileyim perde bu renk arkada 3 tane 7 tane bambu o fotoğrafları koyduğunuz zaman o otelin hangi otel olduğuna dair eşleme programı varmış. Ben bilmiyordum böyle program sen biliyor muydun böyle olduğunu Kenan? Valla ben de yeni duydum. Evet. Birisi yazmış abi senin otelleri böyle buluyorlar diye. <laughs> o da diyor ki bu sefer de kusura bakmayın diyor. Böyle çirkin bir ortamda karşınıza geliyorum. Herhalde perdeleri kapatmışlar hani belli olmasın diye şey yapmasın diye. Ve de oteldeki malzemeyi kullanmışlar. Bir dürbün mü görüyorum ben orada? <laughs> Nedir evet, acaba şimdi var ya dur Ahmet Şık çözer şimdi mi? O dürbün ne geleceğe bakıyor falan diye <laughs> bir semiotik bir okuma yapalım önce. Ee, dürbün var Sağ tarafta bir pano var. Panonun önünde yine aile kitabı var. Onun yanında ne şey kitap var? Onu okuyamadım Cüneyt Bey. Okuyamadım. Panoda bir şey yazıyor. O pano hep boş nedense. Bir pano var ama siz okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Ee... Bir de kılıç var ya Cüneyt Bey. Önde e, bir evet. küçük bir kılıç var. Zülfikar olması lazım. Zülfikar evet Tespihini koymuş. Önüne de bir tane kutu koymuş. Notlarını almış. Şimdi üç tane zarf var, değil mi şeyde? Ee, ve de iki bardakta su. İki bardakta su. Gece saat 1. Ee, ve de konuşmaya başlıyor. Ne konuşuyor? ilk başta neyle giriyor? Ee, ilk olarak şununla giriyor Cüneyt Bey. Bu biliyorsunuz belediyelerdeki ihale meselesi var ya. İlk ona değiniyor. Bu ihalelerdeki sistem diyor nasıl işliyor diyor. belediyelerde ben size biraz onu anlatayım diyor. Taşören, taşören sistemini diyor. Ondan sonra diyor. Şimdi diyor iş adamı diyor gidecek belediye başkanına. Belediye başkanına diyecek ki ya işte rüşvet vermek isteyecek. Belediye başkanı da ona güvenmeyecek. Ve ama korkacak işte kayda mı alıyordur bu bunu gider başka yerde söyler mi söylemez mi diye. O yüzden diyor yeni bir sistem kurmuşlar diyor. Belediyelerin diyor e, bünyelerinde diyor dernekler var diyor. Derneklere diyor iş adamları gidip e, bağış yapıyorlar diyor. Bağışlar üstünden sistem harekete geçiyor diyor. Örneğin de 1 milyar dolar var diyor. 1 milyar dolarlık bir iş var diyor. Siz zannediyor musunuz diyor bunların diyor işleri var yok diyor. Bunlar diyor alt taşıran sistemi diyor. Dur Bunlar... bir dakika karıştırma. Belediye ile o farklı iki ayrı şey söylüyor. Belediye de ayrı sistem var diyor. Diğerinde ayrı sistem var diyor benim anladığım kadarıyla. Doğru mu? Belediye de diyor ki belediye başkanı diyor taşeron değil orada diyor bağış yapıyor diyor. Her belediyenin bir tane STK'sı var diyor. Sivil toplum kuruluşu gibi bir kuruluş. Ve de o sivil toplum kuruluşuna adamlar diyor ki bana rüşvet verme git oraya bağış yap. Futbol kulübü olabilir bilmem ne olabilir şu olabilir. Ne kadar bağış yapıyorsun? 10 milyon dolar bağış yapıyorum. Yaptın mı? Legal mi? Aldın mı makbuzunu? Aldın. Ondan sonra o belediye diyor ki gel sana bir tane iş vereyim diyor. Ne kadarlık? 100 bin dolarlık. Ne kadar fatura keseceksin? 10 milyon dolar. Atıyor 10 milyon lira. Veriyor musun 100 bin? Her şey legal gidiyor. O para nereden geliyor? Diğer kalan para. Oradan cebine indiriyor diyor. Anladığımız kadarıyla bunu söylüyor değil mi bu? Belediye ayağı ayrı bir ayak. Anladığım kadarıyla. Doğru mu Kenan? Ben evet. yanılıyorum. Yok Belki yok. ben yanılıyorum ben. Yanılmayalım beraber şeyde. Yok dediğiniz gibi belediyede şey dediğiniz gibi bir dernek var. Onun üstünden devam ediyor yani süreç. Yani tabii yani ben A belediyesi, B belediyesi demiyorum ama yani bir çürümüşlük olduğu zaman bütün her yere sirayet ediyor. Şimdi bir sistemden bahsediyor. Yeni kurulan bir sistem var diyor. Umarım bu sistem devam etmiyordur. Yani bazılarında devam ediyordur. Değil mi? İkincisi de diyor ihale sistemi var diyor. İhale dedi bunu da anlatayım size diyor. Aslında bunlar bildiğimiz şeyler ya. Yani. Bunlar duyduğumuz da Sedat Peker anlatınca ha bak Sedat Peker anlatıyor. Bunu çünkü git abi şuradaki çaycıya söyle o da biliyor yani. Bilmiyor mu bunu aranızda gerçekten ilk kez duyan var mı yani? İhale sisteminde de taşeron sistemini anlatıyor. Diyor ki gidiyorsunuz diyor bir milyar adam diyor bir ihale alıyor diyor. Altında bir taşerona veriyor diyor. O ne kadar alıyor diyor 600 diyor. Hop aradan diyor 400 cebe gitti. Hiçbir şey yapmıyor bu adam diyor. Hiçbir şey yapmadan 400 milyon doları cebe atıyor diyor. Sonra o taşeronda diyor aşağıdaki taşerona veriyor. Ne kadardan veriyor? O da 400'den veriyor. Hop 200'de o cebine atıyor diyor. Sonra diyor o da aşağıdakine veriyor diyor. 4 tane taşerona gidiyor diyor. Aslında diyor iş diyor 1 milyar dolarlık işin asıl bedeli 200 milyon dolar diyor. Ama diyor o 200 milyon dolara gelene kadar diyor o cebine atıyor. Bu cebine atıyor, bu cebine atıyor diyor. Bunu ilk kez mi duyuyoruz? hatta şeron sistemi diye bir sistem var yani hani sen bunu ilk kez mi duyuyorsun mesela Kenan? Duyduğunda vay be bunu ilk kez duydum dedim mi yani? Herkesin Bilmiyorum. bildiği sırlardan bir tanesi bu. Evet. Değil mi? Aynen farklı öyle. Zaman. Yani herkesin bildiği bir sistem. Yani bu bazı yerlerde hani hatırlamıyorum her yerde böyle mi bilmiyoruz ama bu çok yerde çoğu zaman farklı farklı belediyelerde farklı partilerin belediyelerinde böyle bir sistem olduğu aşikar. Hani halkın konuştuğu ama herkesin bildiği ama az konuştuğu şeylerden birisi bu. O eskiden de gideceksin belediyeye para vereceksin siyaset çalacak abi artık adamlar öyle sistem yapmaya başlıyorlar ki. Ya yani bir dönem herkesin bildiği sırdı işte. Adam ne yapacaksın? İstanbul'da ya işte yeni bir yer açacaksın. E ruhsat iznin iznin gerekiyor. Ne yapacaksın? Gideceksin işte Kadıköy'deki şeyde o yeraltı geçidi var ya. Evet orada bir tane adam var işte. Gidiyorsun oraya. Para sayma makinesi var. Düşün seyyar satıcı gibi bir adam yani. Zıt sayıyor. Açıyor telefonu. Tamam geldi para diyor. Kapatıyor. Bunları yani bilmiyor mu hiç kimse? ilk kez mi duyuyorsunuz yani? Abi neyse Sedat Peker de bize bildiğimiz sırları açıklıyor. Diyor ki böyle bir şey var diyor yani. Sonra da diyor ki ya diyor 200 milyonluk işi diyor. Bunlara veriyorsunuz. Sonra diyor asgari ücret 2500 lira. Niye 10 bin lira değil? İşte bu yüzden değil diyor. Sonra Soylu'ya geliyor. Ne diyor Soylu'yla ilgili? Burada yalnız bir şey yapıyoruz Kenan'la. Sedat Peker'in kullandığı hakaretleri farkındaysanız biz kullanmıyoruz. Yani Sedat Peker şunu demiştir diye şu hakaret etti, bu hakaret etti. Şimdi insanlar şehvetle hani dur ulan bulduk bir vuralım şey yapalım halindeler ama biz özellikle onları ayıklıyoruz. Hani isim evet. takıyor, şey yapıyor, onları e, kullanmamaya özen gösteriyoruz. Evet, evet. Kenan. Evet, Soylu ile ilgili Sedat Peker'de şöyle bir şey var Cüneyt Bey. Hani televizyoncukta çok kullanılan bir de, metot vardır ya az sonra, az sonra videolarında o da az sonra diyor. Sedat e, şey, Stanley Süleyman Soylu ile ilgili diyor ki, e, hani o diyorsun ya diyor, ben o poliçe işini çok seviyorum diye şirket diyor yüzde bin 57 kat büyümüş diyor, yüzde 5 bin büyümüş diyor, dünyanın neresinde var diyor böyle bir şey diyor. Ee, ama diyor birazdan bekle diyor. Videonun daha başlarında ben diyor, senin de YouTube'una gitmeden diyor misafir odanla misafir ettiğini de anlatacağım diyor, az bekle diyor ve spoiler veriyor evet. oradan. Ee, ondan sonra <laughs> spoiler vermiyor, gel gel yapıyor. <laughs> biraz gitmeyin gençler size şey spoiler versin şu geldi der hemen. <laughs> akıllıca yapıyor yani. <laughs> Aslında çok roman okuduğu için bence biraz bu kurgu meselesini çözmüş. Çünkü bir arkadaşımla konuştum diyor ki yani stand-up show gibi bir şey yapıyor diyor. İlk kez seyretmiş o. Mesela geçen gün de ilk kez ben ee, eşime seyrettirdim. İlk kez seyretti o da yurt dışındaydı. Bayağı ilgilendi. Vay be falan oldu yani hani. E, kalkmadan izledi gözleri açık bir şekilde böyle. <laughs> Lan, ne oluyor? <laughs> Biz Türkiye'de değilken neler olmuş diye. <laughs> Şimdi gerçekten tuhaf bir şey görüyoruz yani. E, bir yandan stand-up show yapar gibi Yani romanlardan alıntı yapıyor değil mi? Bugün Vedat Türkay'ın bir romanını önerdi. Ee, i̇şte diyor solcuları, sol kafe nasıl çalışıyor onu anlamak için diyor ben onu okudum diyor. Bir gün tek başınayı mı okumuş? Evet Cüret Bey ondan bahsediyor. Bir gün tek başınayı. Evet bir yandan gençlere de öneriyor. Şiir okuyor, kitap önerisi veriyor. Arkada kitaplar var. Ee, ve lafı Akit'e getiriyor. Şimdi Akit TV ile aslında Sedat Peker'in arası iyi. Orada da yazı işleri müdürü Murat Alan varmış. Murat Alan silahlı saldırıya mı uğruyor? Bir silahlı saldırıya uğramış eşinin çocuğunun yanında. Yok Aslan. şöyle ha, şöyle ne diyor. 4 kişi tarafından 2019 yılında bir saldırıya uğruyor. 4 kişi bunu gelip dövüyorlar. Çocuğu da var herhalde. Yanlış e, bilmiyorsak Sedat Peker'in de söylediği sözlerden e, işte senin ve senin düşüncenin sonunu getireceğiz diye 4 kişi saldırıyor. Ondan sonra Sedat Peker ilk hastaneye gidenlerden birisi. Evet. Gidiyor ve diyor ki ben diyor sana diyor tabancamı veriyorum. Bundan sonra bir şey olursa sen onu vur diyor. İşte ona çok alınmış ya. Ben senin diyor gözünün içine baktım. Bu kadar 45'liğimi verdim. Senin çocuğunun yanında dövler. Bir baba çocuğunun yanında dayak yememeli. Bir daha gelirlerse hepsini vur. Sana cezaevinde ben bakacağım demedim mi kardeş diyor. Ve de e Şimdi diyor sen diyor bana diyor suç örgütü diyorsun diyor. Sanırım suç örgütü lideri mi demiş? onu alınmış Akit TV'deki şeyin. Evet evet. Bu Akit'te de bazı haberler çıkmıştı Cüneyt Bey. Ee, ajanlık meselesiyle ilgili e, ona alınmış. Onun üstünde şey yapıyor. Bu Murat Bey'e e, bir sistemde bulunuyor ve süreci anlatıyor neler yaşadığını. Silah vermiş tabii. Orası biraz ilginç gibi. Abi film gibi ya. Yani gerçekten... Sedat Peker'in bayağı bir gazeteciyle de arkadaşlığı dostluğu var anladığım kadarıyla. Şimdi bir kısmını söylüyor ama söylemediği de bayağı bir var anladığımız kadarıyla. Yani hani ben hayatımda hiç Sedat Peker'i görmedim. Sesini de duymadım. Telefonda da konuşmadım ama hani bazı gazetecilerle artık dur sana silahımı veriyorum. Cezaevine düşersen ben bakacağım. Öbür şimdi birazdan başka bir gazeteciye geliyor. Ona başka bir ilişkilerini biliyor. İşte birebir konuşuyor. Şey yapıyor. Iııı ee, bir Baya bir gazeteci arkadaşı gibi yani değil mi? Evet yani çoğu zaman hani yine böyle dolaşan biraz ben de etrafı dolaşıyorum. Bir gibi. de mesela bak Murat Alan'ı niye dövüyorlar? Yayında diyor ki generaller eşek gibi Erdoğan'a itaat edecek diye dövüyorlar. Ve kim sahip çıkıyor? Sedat Peker sahip çıkıyor.